Sırada sosyal medya paylaşımları var sayın seyirciler. Bakalım kim hangi paylaşımla ne anlatmak istemiş, beraber göz atalım. Sayın seyirciler bakalım neler var bu haftanın paylaşımlarında. Antalya Valiliği'nin paylaşımı sayın seyirciler. Twitter adresi Vali Münir Karaloğlu. Hayırsever Osman Nuri Bakırcı ile Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yapılacak 20 derslikli ortaokul için protokol imzaladı denilmiş sayın seyirciler. Antalya hayırseverler konusunda gerçekten çok şanslı ve yeni okullar kazandırmaya, birbiri ardına yeni okullar kazandırmaya devam ediyoruz. İşte Sayın Vali Münir Karaloğlu ile beraber yapılan protokolün fotoğrafları sayın seyirciler Antalya Valiliği hesabından paylaşılmış. Sıradaki paylaşım. Evet, Oğuz Kağan Salıcı. Kimdir Oğuz Kağan Salıcı? Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarından sorumlu genel başkan yardımcısı sayın seyirciler diyor ki devraldığımız tüm belediyelerde halkın tek kuruşunun bile boşa harcanmaması için çalışıyoruz. Antalya'da da israf dönemi sona erdi. Vatandaşın hiçbir kuruşu boşa harcanmayacak denilmiş sayın seyirciler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur şeklindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin İşte bu paylaşımı yer alıyor. Biraz yukarı çıkarırsak başkanın adı da çıkabilir. Evet, gördünüz siz de sayın seyirciler. Başkan Muhittin Böceğin bu paylaşımını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı da paylaşmış. Evet, sıradaki paylaşım. Avukat İbrahim Ethem Taş kimdir? AK Parti Antalya İl Başkanı sayın seyirciler. Diyor ki, Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir İl Başkanlığında teşkilat mensubu dava arkadaşlarımızla buluştuk diyor ve yaklaşan AK Parti Kongresi heyecanını teşkilat başkanı da işte bu yönde partilerle beraber bir araya gelerek aynı heyecana ortak olmuş sayın seyirciler. Partinin etkin isimleri, Gençlik Kolları Başkanı, Kadın Kolları Başkanı, Başkan Yardımcıları ile beraber Erkan Kandemir bir araya gelip ilçe ziyaretlerinde sürdürdü. Evet, bu yoğun katılımı da siz de görüyorsunuz. İbrahim Ethem Taş önderliğinde bir çalışma sergilendi geçtiğimiz günlerde Antalya'da AK Parti cenahında. Sıradaki paylaşım. Sıradaki paylaşım bir fotoğraf sayın seyirciler. Bir samimiyetin fotoğrafı. Elbette ki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bütün ilçeleri gezerken ondan bir gün önce de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilçelerdeydi. Ve bu yönde tüm vatandaşlarla çok sıkı fıkı, samimi şekilde bir araya gelerek dileyen herkese poz verdi, dert dinledi ve partili belediye başkanları ile ilgili ve teşkilatı ile ilgili de vatandaşın görüşlerini aldı sayın seyirciler. İşte fotoğrafta da bu samimi yaklaşımı görebiliyorsunuz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Antalya ilçelerindeki temasları. Hilmi Durgun, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı sayın seyirciler diyor ki Antalya Milletvekilimiz Sayın Abdurrahman Başkan ve Alanya İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Türk Doğan Bey ile beraber Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel Bey'i ziyaret ettik demiş sayın seyirciler. Antalya'da gerçekten geçtiğimiz haftadan itibaren siyasi partilerde bir hareketlilik başladı. Önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sonrasında AK Parti'de işte siz de gördüğünüz Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi tüm ilçeleri tek tek ziyaret ediyor ve özellikle Alanya'yı ziyaretlerini görüyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek milletvekili Abdurrahman Başkan'la beraber İl Başkanı Hilmi Durgun ve Mustafa Türk Doğan Alanya İlçe Başkanı, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etmişler. Fotoğrafa gelelim. Ziyaret etmişler çünkü Alanya'da bir sıkıntı yaşandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yeni aldığı makam arabasının 1 trilyon 700 milyar liraya aldığı iddia edilen makam arabasının çok konuşulması üzerine işte teşkilat yola çıkıp biz buradayız diye, başkanımızın arkasındayız diye bu yönde bir ziyaret gerçekleştirdiler. Sayın seyirciler, Mustafa Türk Doğan bugün sosyal medya hesabından belediye başkanının makam arabası ile ilgili de bir açıklama yaptı, sert bir açıklama yaptı.
belediyenin kasasından değil, belediye başkanı Adem Murat Yücel'in aile şirketinden alınan bir araç başkan makam aracı olarak kullanacakmış. Bunun açıklamasını yaptı ve başkan Hilmi Durgun da bu yönde ziyaret gerçekleştirerek manevi bir yönde de destek vermiş oldu Alanya'ya. Sıradaki paylaşım. Ömer İşlek sayın seyirciler, Milliyetçi Hareket Partili Korkuteli Belediye Başkanı. Şu anda yıllık izinde, yıllık izinden önce bir paylaşım sergiledi. Bir paylaşım gösterdi sayın seyirciler. Bakın Selçuklu mimarisiyle Korkuteli'yi baştan aşağı değiştirecek çok az kaldı. Kabuğumuzu kırmaya çok az kaldı. El ele verip zorlukları aşmaya en değerlimiz olan ilçemiz hakkında 7 düvele işte budur dedirtmeye çok az kaldı diyor sayın seyirciler. 25 dönümlük bir kent merkezindeki alanı yıkıp yeniden bu yönde çok güzel bir mimari yapıyla Korkuteli'ye kazandıracak, otoparkıyla, kültür merkeziyle, sinemasıyla, her şeyle içinde bulunan bir merkez haline getirecek. İnşallah bahar sonunda temelini attıktan sonra da 2 yıl içinde tamamlanacak. Korkuteli yepyeni bir çehreye kavuşacak. İşte Ömer İşlek, Korkuteli'nin başarılı belediye başkanı Ömer İşlek de bu paylaşımı çok az kaldı şeklinde sergilemiş sayın seyirciler. Biz de size bunu aktaralım istedik. Sıradaki paylaşım. Evet, yazıyı okuyalım burada. Önce yazıyı okuyalım. Bursa İznik'ten bir paylaşım sayın seyirciler. Mehmet Buldu. Bursa'da başarılı bir gazeteci. Ha, akraba mıyız değil miyiz bilmiyorum. Belki de akrabayızdır. Ama şahsen yüz yüze görüşmedik. O beni takip ediyor, ben onu takip ediyorum. Başarılı çalışmalarına da imza atıyorum. Mehmet Buldu diyor ki, helal olsun Başkan Usta. Karda mahsur kalan aracın imdadına yetişti. İzne'ye bağlı Çandarlı Mahallesi'nde kardan dolayı mahsur kalan jipin imdadına bölgede bulunan İznik Belediye Başkanı Kaan Mehmet Usta yetişti. Yanındaki özel kalem müdürü Ahmet Kaya ile birlikte aracı bulunduğu alandan kurtarmayı başaran Başkan Usta'ya araç sahibi Zülküf Dalgıç da teşekkür etti demiş. Güzel bir gazetecilik ama öncesinde bir belediye başkanının çok güzel bir hareketi. Özel kalem müdürüyle beraber kendi resmi aracından iniyor. Fotoğrafa gelelim arkadaşlar. Evet, yolda mahsur kalan, İznik'te karda mahsur kalan bir aracı işte belediye başkanı özel kalem müdürüyle beraber yolda kurtarma çabası sergiliyor. Bunu da İznik'teki başarılı gazeteci Mehmet Buldu kardeşim de fotoğraflıyor sayın seyirciler. İşte siz de görüyorsunuz. Bravo belediye başkanına, bravo özel kalem müdürüne ve bunu da haberleştiren Mehmet Buldu'ya da bravo diyoruz biz de bu hareketi yüzünden. Evet, İzzet Sultanyar sayın seyirciler. Bildiğiniz gibi Antalya'nın en önemli kebapçısıdır İzzet Sultanyar. Artık geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi ne demişti? Bana artık kebapçı demeyin, ben bir hukukçuyum dedi. Avukatlık diplomasını da aldı. Yurt dışında gittiği sınavlardan hepsini kazandı ve diplomasını aldı. Cübbesini de giydi. İzzet Sultanyar hukukçu kebapçı oldu artık. Bakın o da bir paylaşım sergilemiş. Diyor ki bugün günlerden Ekrem Coşkun demiş sayın seyirciler bir marka. Onlar da gördüğünüz gibi kim onlar fotoğrafı büyütelim. Solda AK Parti yönetiminin teşkilatının çok önemli isimleri hepsi bir arada. Solda Zekeriya Tonoğlu sayın seyirciler AK Parti için çok önemli bir isim. Ve Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Çetinkaya, iyi bir hukukçudur kendisi, İzzet Sultanyar ve Muammer Ak sayın seyirciler Vizyon Otomotiv'in sahibidir. Güreş ağasıdır kendisi. 2, 4, 5 kişi AK Parti'nin çok önemli 5 insanı yan yana, kol kola, sımsıkı, çok güzel her zamanki birlikteliklerinden birini sergilemişler. İzzet Sultanyar da bunu paylaşmış. Biz de bu 5 güzel insana selam gönderelim buradan. Evet, sıradaki paylaşım. Mehmet Bayrak sayın seyirciler. O da Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'nın çok önemli bir ismidir. Kırtasiyeciler Odası Başkanı'dır
ve Kepez Belediyesi'nde ortak çok güzel etkinliklere de gazeteci dostum Nizamettin Özmen'le birlikte çok önemli etkinliklere imza atıyor. İşte onlardan biri de bu Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Antalya Sömestr Festivali açılış törenine katılım sağladım. Tüm projelerde olduğu gibi bu projede de Antalya esnafı öncelik veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür ederim demiş sayın seyirciler. Fotoğrafa gelelim işte. Antalya esnafına her zaman öncelik veren bir isim Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Kaymakamı ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Mehmet Bayrak, meclis üyeleri Cumhur Göncü ve diğer meclis üyeleriyle beraber işte bir de önlerinde çok tatlı bir kız çocuğuyla beraber o festivali açıyorlar sayın seyirciler. Bu güzel paylaşım için de Mehmet Bayrak dostuma teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik. Evet, son paylaşım. Güzel insan Kadir Kaya, Olimpos'un kralı. Olimpos'u Olimpos yapan isim sayın seyirciler. Antalya'da turizm denince, doğa turizmi denince, alternatif turizm denince akla gelen tek isim Kadir Kaya. Evet, o paylaşımı yapmış. Her zaman, hiç üşenmeden, her gün sabah günaydın can dostlarım diye kendi bölgesinden paylaşım yapar. Şimdi Antalya zamanı diyor. Her zaman olduğu gibi fuarların birinde işte Antalya'yı, Türkiye'yi, Olimpos'u tanıtan broşürleriyle işinin başındaki Kadir Kaya. Sağ tarafta Kadir Kaya'nın o güzel doğanın göbeğindeki merkezinden paylaşım görüyorsunuz, fotoğraf görüyorsunuz ve onun kedisi sayın seyirciler, Kadir Kaya'nın kedisi çok güzel bir poz vermiş ve hedef var sağ alttaki fotoğrafta da yine Olimpos'ta Kadir'in ağaç evlerinden bir fotoğraf. Evet, turizmi hedefi 12'den vuran bir sistem var. Kadir Kaya önümüzdeki günlerde Emit Turizm Fuarı'nda da Antalya'yı, Olimpos'u ve Türkiye'yi tüm her yere anlatmaya devam edecek. Her zaman olduğu gibi biz de bu paylaşım için bir kez daha can dost Kadir Kaya'ya teşekkür ediyoruz.